size birazcık Abu Dhabi sokaklarını çekeyim. Şu anda gece, yani gece değil akşam. Saatime bakayım. Saat 11'e doğru geliyor. Sabah da çekerim. O videoları mix yapıp atarım. Abu Dhabi sokakları. Burası lüks bir cadde. Benim otelim de hemen şurası. Benim otelim burası. Şurası şöyle komple benim otelim. Burası değil. Şimdi ben açıkçası bir yemek yiyecek bir yer arıyorum kendime. Otelde açık büfe vardı ama special bir şeyler denemek istiyorum. Bir de atıştırdım birazcık otelde açıkçası. Yani yemek yedim de birazcık özel bir şeyler denemek istiyorum. Bakalım neler deneyeceğim. Çok geniş geniş sokaklar. Burada daha fazla lokal insanlar var. Dolayısıyla daha fazla yerli çocuklar var, gençler var. Dubai'de ben hiç genç görmüyordum mesela. Benim yaşımdaki olanları hiç görmüyordum. Burada çok fazla var, baksanıza. Fotoğraf çekilmece, takılmaca falanlar filanlar. Piçler. Tam piçler ama. Breakfast, lunch, dinner. Her zaman açık. Üf, pankekler, mankekler. Eyvah eyvah. Küçük çocuklar dışarılarda ama güzel. Eyvah, bir badicimiz geliyor. O nasıl bir yürüyüştü be abi. Demek sadece bizim ülkemizde yokmuş. İlaçtan kafayı yemiş ama. Vücudunda hiçbir şey olmamış ama ilaçtan kafayı yemiş. Bisiklet var burada bir sürü, kiralık mı acaba yoksa insanların mı bilemedim. Oha, Rotana Beach diyor. Galiba burası komple benim olduğum otel, aynen. Burası komple benim olduğum otel, aynen. Bu diğer tarafı da sahil. Hem sahil hem otel benim otelim. Bu bisikletler de insanların galiba, kiralık değil. Bak Dubai'de olsa mesela bana yer verirdi mesela. Dubai'de olsaydı bana hemen yol verirdi. Ulan ebine. Zaten gazı bir basıyorsun, bütün zamanını kazanıyorsun. Şurada da yeşil varken hazır karşıya geçelim. Çok geniş geniş sokaklar. Hi. How are you? Good. Take care. Bye bye. Aman dayıma. Burası ne lokanta acaba? Hangi ülkenin yemekleri? Ha, klasik pizza falan. Ne yemek istediğimi de bilmiyorum ki. Canım ne çeker? Aa, güveçte müveçte bir şeyler var burada. Döner gibi bir şeyler var şöyle. Ice cream, dondurma da yiyebiliriz aslında. Şöyle yemekler var. Bildiğin lahmacun. Wrap. Feeder, tatlı o. Feeder yazan.
yumurta. Aa bak yumurta. Canım yumurta çekti nedense. Harbiden canım şu yumurtadan çekti. Ekmeği bandıracaksın, yiyeceksin. İşte neyse, birazcık daha yürüyeyim. Neyse, bu videonun konusu sokaklar. Yediğim yemekler değil. Şöyle birazcık yürüyeyim sokaklarda. Burası geniş, bayağı bir geniş bir ana cadde. Eyvah eyvah, ne taşıyorsun sen öyle benim işçi kardeşim. Burası Meksika büyük ihtimal. Böyle bir gördüğümde sadece, aynen. Gördüğümde öyle bir sadece tahmin ettim. Şu Meksika yemeklerine benziyor çünkü. Hala anlayamadım ne olduğunu. Neyse. Yazmıyor çünkü. The Gorka. Ha, Çin olabilir. Çin. Aynen, Çin yemekleri. Hadi deneyelim Çin yemekleri be. Videoya da koyayım. Çin yemekleri deneyelim bakalım hadi. Nasılmış Çinli yemekleri? Mantımızı da yediğimize göre. Şimdi başka bir sokak arayalım ama şurada çok insanlar var karşıda. Oturuyorlar, takılıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şimdi şuradan ilerden sokaktan sağa döneceğim. Orada da vardı bir yemekler. Bir de tatlı bir şeyler de yemek istiyorum açıkçası. Fresh milk. Süt çayı. Fresh süt çayı. Yani ferah. Soğuk. Dışarı bir çıkıyorum, kaşınmaya başlıyorum nedense ya. Böyle sıcaktan mı nemden mi abi bilmiyorum. Hiç sevmedim. Bir tek bu olayını sevmedim. Bir de şu anda kışa geçiş dönemindeyim ben, biliyor musunuz? Aa, Abu Dhabi mal. Bir de alışveriş merkezi varmış. Dibimde haberim yok. Yarın uğrarım bari. Birkaç belki bir şeyler bakarım. Abu Dhabi sokakları. Abu Dhabi'de çok fazla lüks araba yok. Hep normal arabalar var. Ama aslında Abu Dhabi daha zengin. Çünkü çok fazla lokal insan var burada. Lokal insanların inanılmaz parası var, bildiğiniz gibi değil. Abu Dhabi mal. Ben Abu Dhabi maldaymışım şu an. Geniş bir park alanı var burada abimin önünde. Burası ne restoranıymış? Bir bakkala da girebiliriz aslında. Aynen, şurası bakkal. Bakala yazıyor bak, bakala. Burası da sosyal, hiç vallahi bilemedim. Burger falan var. Burger, chicken, fast food'a yok gerek yok. Bunlar büyük ülkede de var. Special bir şeyler. Neyse, buradan bir tatlı bir şeye bakalım bakalım. Ufak bir ağzımıza atalım. Ay. Bakın şeycikleri. Burası dolap. Aynen, burası dolap. Neyse, şöyle bir bakacağım. Yine özel bir şeyler denemek istiyorum. Bir şeyler alacağım işte. Küçük güzel bir bakkal. Ya demek ki sadece Taksim'de olmuyormuş. Demek ki sadece Taksim'de olmuyormuş. Ya gördünüz mü? Ülkemizi kötüleyemeyin o kadar. Şimdi dostlar, ben böyle bir dondurma aldım kendime. Bu dondurmayı deneyeceğim. Böyle bir çikolata aldım. Top çikolata. Bir de böyle bir çikolata aldım. Bunu da deneyeceğim bakalım nasıl bir şey. Değişik bir şey. Yani en ufak boylulardan aldım işte. Bir de burada ne var? Kral. Bunu tamamen bildiğim için, özlediğim için aldım. Bu bildiğim bizim jel değil mi ya? Bunu bilmeyen zaten liselidir. Bu bizim çocukluğumuzun efsanesiydi ya, jel. Atardık ağzımıza. Bu odur umarım. Yani o olduğunu düşünüyorum. Aynısı. Bunu bilmeyenler insanların fotoğraflarını videolarına kötü yorum
çekemeyen yorumlar yazanlar. Onlar çocuklar, bunu bilmeyenler. Çok ince bir mesaj verdim. Çoğunuz anlamadı. Anlayanlar da zaten adamın dibi. Şimdi bu dondurmayı bir deneyelim mi? Bu dondurmayı bir deneyelim bakalım. Bu dondurma vanilyalı ve muzlu tadı var bunda. Vanilyalı ve muzlu. Güzel ama. Şimdi sırada bu var. Böyle bir çikolata, bunu deneyeceğim bakalım. İçi bomboş. İnsan bari bir fındık var be içine. İçi bomboş, asla alınmaz. Böyle çürük dondurma, çürük çikolata gibi. Geç baba onu. Dondurma güzel ama bir tane dondurmadan ağzımıza atalım. Ağzım tadı yerine gelsin. Diğerlerini deneyeceğim. Bizim jöleden hiçbir fark yok. Aynısı. Uzun zamandır yemiyordum. Bu arada biraz önce 2 dakikalığında maskeyi çıkardım. Video çekerken polis geldi. Bir de bunun dedi, cezası ne kadar biliyor musun falan. Dedim takıyorum abi dedim, sıkıntı yok. Sıkıntı yok dedim, takıyorum. Şu anda da nasıl görünüyorum maskeyle. Son bir tane kaldı bu. Bunların şu küçük çikolatayı beğenmedim sadece. Top çikolatayı beğenmedim. Dondurma güzel. Jöle de zaten bildiğimiz jöle. Tamamen bilerek aldım. Özlediğim için aldım. Güzel oldu. Bak spor salonu varmış burada. Gym. Gym Center. Let's go. Bunu da deneyelim. Dead Rolls. Ama bu püskevit gibi, gördüğünüz gibi. Şöyle. Püskevit gibi tane tane. Yumuşacık. Bisküvi de yumuşacık ama biraz bayat gibi. Karamel ve bisküvi. Bunun benzeri vardı ya bizim ülkede. Ve bizim ülkedeki daha güzel. Bu çok tatsız. Çöplerimizi alalım ve buradan uzayalım. Şu karşıda da var bir şeyler. Ya da bu sokaktan geldik, bu sokaktan gidelim. Arka sokaklardan gidelim, bakalım neler var. Jelibon? Jeli bir şey bir şey. Acaba ne dükkanı? Tatlı falan mı? Tatlı! Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Biraz sonra neler olacak acaba? Ya bu jelibon diye okuduğum yere geldim. Burası yemekçiymiş. Gördüğünüz gibi burada da ne yazıyor? Makarna, sosis ve tavuk. Perfect match. Perfect match. Bugün benim Tinder'da match olduğum karıdan daha iyi match misin be? Ha? Bizden daha iyisi yok. Yani en sevdiğiniz yemeği düşünün. Bizden daha iyisi yok yani. Perfect match. Geldim yine bir yerlere. Şurada ne varmış? Bu berber mi lan burası? Vallahi berbere ihtiyacım var. Sakallara bir yonturayım. Harbiden berbere denk geldik. Hadi bir gelelim sakalları. Bir yonsun bizim sakalları. Hindistanlıları hiç sevmiyorum. Oha ne kadar çok bisiklet. Diyor ki kapattım kanka diyor. Açamam diye. İyi dedim, hadi açmıyorsan açmıyor. Burada bir tatlıcı gördüm ben ya. Tatlıcı mı gördüm? Eyvah, benim bir tatlıcıya ihtiyacım var galiba. Benim canım tatlı istiyor galiba. Neden her şeyi tatlıcı olarak görüyorum? Darbar restoran. Süpermarket. Tiger Gym. Her yerde gym. Gym pool. Baya baya her yerde gym var. Şu an olduğum yere 50 metre 1 dakikalık yürüme mesafesinde 4 tane falan gym var şu anda. 4 köşemde gym var. AVM'de de kesin vardır. Orayı da sayarsan 5 tane gym var. Baya baya spor salonu var. Süpermarket. Bu biraz daha büyük. Büyük bir süpermarket. Yani biraz öncekine, biraz önceki bakkal, bu da market işte. Şurada bir tane daha bak. Berber shop var.
galiba. Salon bir yer açıksa ona bir tıraş ettireyim kendimi. Sakallarımı. Darbar restoran. Gentleman salon. Açık mı bak? Adam önlüğünü giydi benim için, bir şey almış dedim. Sadece makineyle sakallarımı aldı dedim. Evet, tıraşımı oldum. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde tıraşımı oldum. Güzel güzel ilgilendi bende. İlgilendi. En sonda çok güzel bir haşır, böyle blackboard geçirdi bana, böyle güzeldi. Hissediyorum hala acısını, daha geçmiş değil acısı. Sadece makineyle sakalımı kesti. Bak, sadece makineyle sakalımı kesti. Çünkü ben beyazdım. Pakistanlıydı. Artık bu saatten sonra Pakistanlıları da sevmiyorum. Bak, normalde Hindistanlıları sevmezdim. Bu saatten sonra dostumuz dediğimiz Pakistanlıları da sevmiyorum. Bizim ülkede diyorlar ki para vermene gerek yok. Çırağı at, bir şeyler git diyorlar. İpne benden 30 dirhem aldı. Makineyle sakalımı kesti, 30 dirhem para aldı. Ne kadar yapar biliyor musun? 70 lira para yapar. Ya 70 lira verdim bir götü boklu sakal tıraşına. 2 gün sonra zaten yine aynı olacak. En iyisi ben bir gideyim bir markete, bakkala gideyim. Soğuk bir su alayım. Güzel bir soğuk suyumu içeyim. Büyük market var şurada. Bir büyük markete girelim bakalım. Süpermarket. Gitmiş liraya tıraş oldum. İki hafta hissederim ben bunu. İki hafta. İki haftası var en az. Lan işin makarasındayım. Makara yapıyorum. Tamam. Yapacak bir şey yok. Adam gördü beyaz. Yani bunda para vardır. Bunun tipi de şekli de yerinde dedi. Bugün gece de biraz takılabilirim. Duruma göre bakacağız. Ondan. Dark çikolata. Bakalım bir de bu dark çikolatadan alalım. Herkes bana yol veriyor. Ben herkese yol veriyorum. Salın beni ya. Ben de normal bir insanım işte. Geçiyorum mesela, adam şurada bekliyor beni. Ben burada bakmak istiyorum bir. Burada bakmak istiyorum bir şeyler. Orada beni beklemeyin ki ben rahat rahat bakayım. Fıstık ezmesi. Nutella. Şunların küçük paketleri olsa alacağım, deneyeceğim de. Küçük paketleri yok, hep büyük büyük. Bu fıstık herhalde. Var ya bir tane fıstık. Bu da
Şunu biliyorum. Muz güzel. Cips muz. Hepsi kocaman kocaman paketler anasını satayım. Bu ne acaba? Sweet, tatlı herhalde. Abi acil söylüyorum, bunların küçüklerini çıkart. Acaba bunlar çok ucuz olduğu için, ucuz mu ki bilmiyorum ki onu. Ucuz olduğu için az az mı? Bir tane bir şey almak istiyorum buradan aslında, tadıma bakmak istiyorum. Fıstık aldım. Şuradan diye gidelim çünkü orada hep bahara. Çok daracık ha yollar. Zar zor geçiyorum bütün yollardan anı satayım. Dondurma. Yok, sizden istemiyorum bavul. Magnumlar. Algida. Algida Türk markasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Biraz önce şundan denedim, gayet güzeldi. Kırmızı yumurta. Kırmızı yumurta gördüm. Acaba ne yumurtası? Ama üstünde etiket de yazdı. Bence tavuk yumurtasıdır. Kırmızıya boyamışlardır. Aa, meyveler. Balık büyük ihtimal ama yok. Çok kötü kokuyor. Çok pis kokuyor. Ulan çocuk ellerini falan bağlıyor. Ben utanıyorum ya. Ben utanıyorum ya. Yapmayın öyle şeyler. İşte hani ülkemize geldiniz hesabı, hoş geldiniz hesabı, öyle bir selam veriyorlar herhalde. Tamam, bunlar yeter. Bakayım. This sugar, right? Tamarind with sugar. This, okay, I understand. Mesir macunu. Oh, bir de şunu alayım bari. Okay, bir de this one. This four pennies? This four pennies? No, no, this sweet, right? Yeah, sweet, sweet. Ah, okay. How much? Total 10 food. Thank you bro, thank you bro. No need. Şu rüzgarlık beni benden oluyor.
ülkesini özlemeye başlar bu çocuğu ufak ufak. Gerçekten ülkesini özlemeye başlar bu çocuk. Neyini özledin ülkenin diye sorarsanız. Şimdi samimiyetini özledim diyebilirim size. İnsanların yardımcılığını özledim diyebilirim. Orası benim yerim abi. İnsan evini özlemez mi? Aynı onun gibi. Bu Nissan Petrol çok... Yani bu arabanın ismi Nissan Petrol. Bizim ülkemizde yok. Çok fazla fame burada. Herkeste, yani bütün zenginlerde Nissan Petrol var. Bizim Range Rover'ımız gibi düşünelim. Otantik kafe. Burada bir kahve içip cappuccino mu içsek? Erkek de olamazsın siz. Bir tane manisa yok ki bizi çeksin. Aa, baklava. Otantik kafe. Şimdi içeri girsem kesin der ki mesela burası Pakistan restoransı der ki this is Pakistan sweet, bu Pakistan tatlısı. Veya Hindistan olsa der ki bu Hindistan tatlısı. Diyemiyorlar ki Türk baklavası ve güzel kardeşim. Eyvah eyvah. Manitalar sarılmaca. Maç varmış bugün. Fena terledim. Bak otantik bilmem ne. Bildiğin çağ kebabı amına. Anladın mı? Bildiğin çağ kebabını çeviriyorlar. Yani aslında bütün yemekler birbirine benziyor her yediğim. Farklı bir hayvan yemediyseniz eğer. Bütün yemekler birbirine benziyor. Şurası neresiymiş? Otelim tam karşısı bu arada. Şu arabadan hatırlarsınız. Oteleme gideceğim birazdan. Burası... Eczane. Hadi gidelim otele. Bakayım eczane mi bakkal mı burası? Bakkalsa bir de bir buraya gireceğim. Ya bakkala gireceğim. Bir de bakkala girelim bakalım. Bir de içecek alalım bir tane. Aa bak şunu çok merak ettim. Tam benlik. Yapıştır geç. İyi bu. Yapıştır geç benli. Düşün bir iç. Çikolatalısı da var. Güzel bir şeye benzemiyor. Çok çakma bir şeye benziyor açıkçası ama. Tam benliksin sen. Hadi bakalım sen yiyelim. Kılıç. Sen mi? Ulan poşete koyuyorum ya. Daha kasadan geçirmeden poşete koyuyorum. Bir içecek alalım. Aldım oradan da bir şeyler. Bir içecek aldım, bir dondurma. Ulan kırmızıda geçtim. Çünkü ben Türk'üm ha. Bak adam daha yeni gaza bastı, gördün mü? Ben geçtikten sonra. Sesi duymuşsunuzdur. Evet, otele geldik. Odama çıkıp şunları test edelim. Ondan sonra da eğlenmeye kaçarım. Onu çekmem ama. Çünkü sadece sokaklardı bunun ismi. Bu videonun ismi. Bir de ürün denemiş olduk. Bu kadar yeter. Takıyı çekmeyelim.
Çok fazla bozuk param oldu. Asansörümüzü çağıralım. Dayanın. Beni çıkar. 14'de. 14'de çıkar. Şu anda çıkar. Derhal çıkar. Baba kamerasını mamerasını geçtim. Bunu aldım. Sıkıldınız değil mi izlerken? Bugün biraz sıkıcı bir video oldu. Biraz sıkıcı oldu. Action'lı olmadı. Aynen. Bu biraz sıkıcı bir video oldu. Haklısınız. En sevmediğim şey cebimden bozuk para sesleri gelmiş. Her yerde baş bırakıyorum da bakkalda. Nasıl bırakacaksın? İşte zaten hep o yüzden oluyor aslında. Hiçbir yerde baş bırakmasam, o 1 liralı 2 liraları bir alsam hiç böyle cebimde bozuk para olmayacak. O olan bozuk paralarla zaten alacağım bakkaldan istediğimi. Açsana be güzel kardeşim. Işığımızı da aç. Umarım burada kalsın 2 dakika. Şöyle bir de size manzaramı göstereyim. Let's go. Güzel manzara. Evet dostlar. Bakkaldan aldığım atıştırmalıkları deniyorum ve bu videoyu bitiriyorum. Değil. Fıstık. Buranın yerli bir şekeri. Böyle bir çikolata. Siyah çikolata ve bir içecek. Şu içecekten başlayalım mı be? Ağzım dilim kurudu. Şu içecekten başlayalım. Bak size göstereyim. Burada ne dediğini hiç bilmiyorum ama bu sanırım portakal. Arapça bir şeyler yazıyor. Dur bakayım. İngilizce ne yazıyor? Kim sizin için? Ya da portakal yazıyor. Bakın buradaki içeceklerin açılma olayı da biraz farklı. Size göstereyim nasıl açıldıklarını. Yere dökülecek biraz ama dökülsün, yapacak bir şey yok. Bak şöyle yapıyorum. Üstünden delik açıldı. Bak göstereceğim size. Üstünden delik açıldı. Sonra bunu çekiyorsun kendine doğru, içme oluyor. Bizimkinden birazcık farklı. Parçacıklı güzel portakal suyu. Şuna bakalım. Bu böyle değişik bir tatlı olduğunu söyledi aldığım adam. Şöyle yumuşak. Aa yumuşak ama bak geri çıkıyor. Böyle plastik gibi yumuşak. Bastırdım hop geri çıkıyor şu an. Attım gitti. Pudra şekeri gibi. Pudra şekeri gibi, içi de bu şekilde. Güzel mi? Böyle soft pudra şekeri. Pudra şekerini ağzınıza dökmüş gibi değil tabii ki de. Güzel mi? Güzel. Fena değil. Şöyle bir çikolata aldım. Şekersiz. Yalnız bu manzaraya karşı 5 liralık 10 liralık çikolataları deniyorum size.
Bu bitter çikolata değil, sütlü çikolata gibi. Burada yazmışlar dark çikolata, yani bitter çikolata yazmışlar ama bunun sütü de var. Ne gibi biliyor musunuz? Bu Ülker'in kırmızı küçük küçük böyle çikolataları var ya, Ülker ne olduğunu biliyorum. Kırmızı küçük küçük böyle kaydırmalı bir çikolatası var Ülker'in. Ona çok benziyor, onun aynısı. Sandı aldım. Çok adi bir şeye benziyor. Üstüne de yazıyor zaten Sandy, Fug de Sandy. Göstereyim bunu size. Çok adi bir şeye benziyor dediğim gibi. Şimdi kaşığım olmadığı için bunu bildiğiniz kornet dondurma gibi yiyeceğim. Vanilyalı çikolata düşünün ama tadı olmayan vanilyalı çikolata. Yani böyle buz yiyorsunuz, anladın mı? Sadece bir ufak bir süt kreması geliyor böyle. Bak unutmayın, bunlar Abu Dhabi'nin bakkal ürünleri. Yani çok da bir kaliteli olmasını beklememek lazım. Fıstık var. Soslu fıstık. Bundan denedim ben. Biraz bir tırtıkladım. Soslu, acı soslu bir fıstık. Bu kıpkırmızı bu arada. Videoda turuncu gibi görünüyor ama burada kıpkırmızı. Kıtır kıtır bayağı. Nasıl biliyor musunuz? Hani o kuru yemişlerde ismi olmayan kırmızı bir kuru yemiş var ya. O kırmızı, yani cips kuru yemiş var ya, cips böyle kırmızı oluyor. Aynısı, sos onun aynısı. İçine fıstık koymuş halini düşün. Tam olarak o. Bu arada burada kuru yemişlerinin çok fazla kuru yemiş sosu o şekilde. O bizim ismi olmayan kırmızı bir cipse benzer bir kuru yemişimiz var ya. Çok fazla ondan var. Gerçi bu çikolatanın benzerlerinden bizim ülkede vardır. Bir de böyle bir çikolata aldım. Galaxy. Birazdan takılmaya gideceğim. Enerji lazım. Enerji lazım. Bu arada kasanın, marketin kasasından aldım bunu. Kasanın yanında cinsel içerikli şeyler vardı. Bu da onların yanındaydı. Ben de bunu, bu arada bunun hemen yanında aynı bunun gibi paketlenmiş mesil bağcığına benzeyen böyle kahverengi bir şey vardı. Hurma gibi. Onu gördüm, bir de bunu gördüm. Kasadaki adama şey dedim. Dedim bu penis için mi dedim. Kasadaki adam, sonra kamerayı, videoyu kapattım. Adama sordum, dedim bu işte cinsel istek için veya cinsel problemler için falan mı dedim. Yok yok dedi, o sadece bizim basit bir şekerimiz dedi. Değilmiş yani, videoda zaten duyuluyor. Diyorum ben bu this is for penis. Adam sonra açıkladı bana, yok dedi, öyle bir şey yok dedi.
normal bir deniz tatlı. Böyle bir manzarada burada şarap içmeyip de video çeken bir ben varımdır herhalde. Şöyle durursam daha iyi olur. Ben takılmaya gidiyorum. Biraz enerji lazım. Duş alacağım. Bir şeyler yapacağım. Gideceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Peace. Sorry. Sadece demek ki Türkiye'de yok. Gördünüz. Ne yapıyorlar baba? Akü takviyesi. Gece gezdiğimiz sokaklar. Dün gece yürüdüğümüz sokaklar. Bir de gündüz. Araba hala aynı yerde duruyor. Fena sıcak. Çok fena sıcak. Bir an önce restorana gitmek istiyorum. Şu an restorana gideceğim bu arada kahvaltı yapmak için. Bir an önce restoranın klimasının başının dibine oturmak istiyorum. Dövüş sushi pardon. Ben dedim dövüş kulübüm var. Eyvah eyvah neler oluyor orada. Sakin ol bir adamım biraz. Sakin ol George. Abu Dhabi'nin en büyük alışveriş merkezi. Birazdan gireceğim buraya da. Abu Dhabi sokakları. Şurada biraz yemek yiyeceğim, kahvaltı yapacağım. Çok sıcak. Fena sıcak, bildiğiniz gibi değil. Bunaltıcı. Yeni de duştan çıktım aslında ama serin serin duş almıştım.
Bir de odanın klimasını da yapıyorum. -5 derece. Buraya bir çıkınca çok kötü oldum şu an. Bir de siyah giydim. Üf. Ababam de. Neyse ki şurada motorun olduğu yerde kahvaltı yapacağım. Hadi bakalım. Abu Dhabi sokakları. Geç sola, geç sola, geç sola. Aa, zaten de bana yandı, gördünüz mü? Kurallara uyun. Kırmızı olsaydı geçmeyecektim. Biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz. Güzel arabalar görüyorum sık sık. Böyle büyük bir çöp atık kutusu var. Her şeyi ayrı yere atıyorsunuz. Plastik, cam, lastik. Burada da kocaman bir park var. Gördüğünüz gibi futbol oynayan çocuklar falan var. Chevrolet Camaro. Her yerde bu adamın fotoğrafı var. Ve arkadaşlarının. Hadi ana caddeden çıkalım biraz. Şöyle sokağa girelim. Markette çalışıyor sanırım motorlar. Hey Nigga, how are you? Daha küçüksün ama sen. Evet, yoldan yürüyen bir Türk olarak insanlar biraz yadırgıyor beni. Abu Dhabi'nin ve Dubai'nin Range Rover'ı. Bizim ülkemizde yok. Nissan Petrol. Ama burada çok fame. Bir Camaro daha.
Çok sıcak. Abu Dhabi sokaklarında akşam saatleri. Şurada yemek yedim, video çektim. Filipin restoranı. Şimdi otelimize doğru gidelim artık. Burası Abu Dhabi'nin ara sokakları. Bak dönerci. Kesin İranlılar ya da Iraklılar bizim restoranımız diye kakalıyorlar. Bak gördünüz mü? Gerçi bir sürü döner çeşidi var. Bir tane sos koyuyorlar. Ketçaplı yapıyorlar, bizim diyorlar. Sonra ne bileyim karides koyuyorlar. O ülkenin. Ne bileyim kurt koyuyor diyor benim ülkemin. Sosis koyuyor diyor benim ülkemin. Mesela biz de patates kızartması koyuyoruz. Diyoruz Bodrum döneri. Sos koyuyoruz diyoruz Hatay döneri. Aynı bu da onun gibi. Çok karanlık oldu ya. Karanlıkken saracağını düşünmüyorum. Yani ben karanlığı daha çok seviyorum açık söyleyeyim. Ben karanlığı daha çok seviyorum. Gündüzü çok fazla enerjim yerine geldi anasını satayım. Ama inanılmaz sıcak. Bakalım bu videoya devam ederim herhalde başka zaman. Aslında bir tıraş da olabilirim biliyor musunuz?
Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Peace.